62-84 sayılı kanun, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun, bizim açımızdan, kadın mücadelesi açısından hem kazanılan, yıllardır mücadeleyle kazanılan, hem de uygulama konusunda da ciddi bir basınç uygulayarak bütün kamu kurumlarına da ciddi bir mücadeleyle şimdiye kadar getirdiğimiz, uygulayın diyebileceğimiz bir yasa. Burada da koruma kararları, uzaklaştırma kararları en çok artık yasayla ilgili duyulan önlemler, önleyici kanun maddeleri. Ama burada özellikle çok önemli olan ve bence bakanlığın uygulama konusunda uzun zamandır uygulamadığı adalet, erkek adalet saraylarının da kullanmaktan epeyce kaçındıkları bir madde var. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra bu maddenin kullanılmadığını biliyoruz. Kadınların beyanlarından, ifadelerinden biliyoruz. Bu nasıl bir madde, hangi maddeden bahsediyorum? Bu şu, bizim şiddeti tariflerken ısrarlı takip dediğimiz şiddetin yapılmasında caydırıcı tedbir olarak da önemli olduğunu bulduğumuz, eğer koruma kararı ve uzaklaştırma kararı alındığında bu kanunun, yani bu uygulamanın ihlal edilmesi, fail tarafından, erkek tarafından ihlal edilmesi durumunda tutuklama kararları alınabiliyor. Bu hem ihlal edilmenin biçimlerine göre ve yoğunluğuna göre elbette ki değişebiliyor. Ama bu özellikle karar alınmasına rağmen failin sürekli olarak bunu sürdürebilmesi ve bu şiddetten vazgeçmemesine dönük önemli bir uygulama, yaptırım olarak görebiliriz. Şimdi buna göz dikmiş durumdalar 9. yargı paketinde. Diyorlar ki ya bu itiraz hakkı olması gerekiyor her maddede anayasal olarak. Bu maddede itiraz hakkının olması gerekiyor bir tutuklama kararı olduğunda. Ama zaten böyle bir kararın kendisi kanuna aykırı. Yani kanuna aykırı hareket etmiş oluyorlar aslında. Çünkü kanunda temel olarak tam da caydırıcı olabilmesi, şiddetten uzaklaştırılabilmesi ve caydırıcı olabilmesi için, uzaklaştırma kararının da etkin uygulanabilmesi için önemli bir madde. Siz aslında temelini oluşturan ve kadınların korunmasında çok etkin olan bir maddeyi işlevsiz hale getiriyorsunuz. Bu içine girerek, yasanın içerisine girerek burayı işlevsizleştirme, kadınların da buradan faydalanmasını iyice geriye götürebilecekleri bir yere doğru evritme adımları diye tarifleyebileceğimiz kanaatindeyim ben. Bence çok tehlikeli süreçler yaşıyoruz. Yerel seçimlerden sonra özellikle ard arda 9. yargı paketi ardından biliyorsun milli eğitimle ilgili çıkartılan şimdi yeni müfredatla ilgili değişiklikler, ardından bu etki ajanlığı dedikleri yine bu paketin içerisinde olan ve çokça tartışılan ve tartışılması çok önemli olan, bizim de etki ettiğimiz tam da bu yasasızlık, tam da bu erkek adalet, tam da bu erkek devlet şiddeti karşısında da kendi toplumsallığımızı, kendi yaşamımızı koruyabileceğimiz ve tabii ki etki etme üzerine de geçecek bir etki ajanlığı dedikleri çok soyut, içinin ne olduğu, neye bağlanabileceği, nereden nasıl karar alınabileceğine dair de gayet belirsiz bırakılan, ama bu belirsizliğini tabii ki iktidar tarafından da net olan, kendilerinin işine yaramayan, kendilerine tehdit olarak algılanan her türlü faaliyeti, bireyi, kişiyi, kitle örgütlerini tehdit altında olacak, sopasıyla sürekli böyle tepesinde sallandıracak bir maddeyi hazırlıyorlar, önümüze getiriyorlar. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arda arda getirilen bu 9. yargı paketi, bitmeyen yargı paketlerinden gerçekten artık ve her defasında da kadınlara dönük ciddi bir saldırı halini görüyoruz. Şunu görmek gerekiyor. Yerel seçimlerde iktidar meşruiyetini yitirdiğini ve bundan sonra artık halk açısından da herhangi bir çözüm yeri, iradesi, iktidar olmadığını gördü. Halk bunu gösterdi, kadınlar bunu gösterdi. Bunun önemli bir sürecini de kadınlar oluşturuyor. Yerel seçimlerdeki süreç, iktidarın yenilgisinin. Ben burada kadınların iradesinin ve mücadelesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada çok etkili olduğunu düşünüyorum.
Tam da senin söylediğin gibi 8. yargı, hatta öncesinde 7. yargı paketleri gibi farklı farklı kadınların mücadelesiyle geriye çıkar, hani geri adım attıkları, maddeyi çıkardıkları ama fırsat buldukları her yerde tekrar maddeleri eklemeye çalıştıkları farklı biçimleriyle bu yöntemleri kullanıyorlar. Ama şimdi bir rejim inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bu yine önemli. Gezi döneminden sonrasında yapmaya çalıştıkları bir muhafazakar, işte siyasal İslam, siyasal Erdoğan dediğimiz başka bir rejim inşa olmaya çalışılıyor. Toplum şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu şekillendirmede zaten toplumda hala hazırda var olan patriarkanın, erkek egemenliğinin yine kodlarını, en radikal savunuculuğunu yapan iktidarın bunları tekrardan daha güçlü şekilde güçlendirerek toplumda kadının köleleştirilmesine dönük hamlelerde bulunuyorlar. Ve bununla ilgili de ciddi adımlar atıyorlar. Ancak her adım attıklarında karşılarında sizin istediğiniz makbul kadın olmayacağız diyen kadınlarla karşılaşıyorlar. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bahsettikleri aile diye bir kavramın kendisi şiddet ve istismardan başka bir aile kalmadı. Yok öyle bir aile artık. Yani savundukları ailenin kendisinin zaten biz hali hazırda o ailenin, kadın emeğinin üzerine tamamen bindirilen böyle aile biçimlerini zaten kabul etmemekle birlikte ama hali hazırda geldiğimiz dönem itibariyle de var olduğumuz aileler şiddet üretmekten başka, yoksulluk üretmekten başka, istismar üretmekten başka bir işe yaramıyor. Ve çözülüyor ailelerde, aileler çözülüyor. Bu çözülmenin kendisi ailenin korunmaması üzerine değil, tam tersi artık kadınlar kendilerine biçilen bu kölelik düzeninin kendisini istemiyorlar, karşı duruyorlar. Ciddi bir mücadelenin sonucunda da ciddi bir farkındalık hali var. Özgürlük, eşitlik istiyor kadınlar. Toplumda insan olarak yer edinmek istiyorlar. Eşit olarak yer edinmek istiyorlar. Yaşamak istiyorlar kadınlar. Bu talep daha da yükseliyor. Ve mücadelenin de kazanımıyla birlikte, kadın mücadelesinin, feminist mücadelenin kazanımıyla da birlikte kadınlar bu farkındalığı daha da aymış durumdalar. Ve dediğim gibi sığdırmaya çalıştıkları mızrak artık çuvala sığmıyor. Deldi, geçti, parçaladı ve parçalamaya da devam ediyor.